sistemde yeni yeni şeyler, evet, illaki buluyoruz. Birden iki taktiğimiz var. Geçmiş Excel'den kalan. O taktiği unutmayacağız. O taktikten yürümeye devam edeceğiz. Bunun dışında Lugano Beşiktaş maçında bir taktiğimiz var. O taktik işe yarayabilir. DFPT, DFIGA kısımları da ekli orada. Şimdilik başarılı olamıyor. Fakat bunun sebebinin bazı liglerin yeni başladığını olduğunu düşünüyorum. Konferans ligi verileri yetersiz kalıyor. Milli maçlar oynandı. Onlar araya girdi. Onlar da bence yetersiz kalıyor. Burada konferans ligi var. Şampiyonlar Ligi okey ama Avrupa ve Konferans Ligi'nde veriler yetersiz kalabiliyor. Bunun dışında dediğim gibi uluslararası ligler girdi, milli maçlar girdi araya. O yüzden yetersiz kalabiliyor. Şimdi şurada Osasuna ve Albacete maçları için bir analiz yapacağım. Öncelikle Albacete'den başlayalım. 244. sırada. Neden Albacete? Şundan dolayı tüm skorlarının aynı anda olduğu 8 adet maç var. Yani maç bolluğundan kaynaklı. Skorları direkt olarak giriyorum. Ardından şurada ilk yarı maç sonuçları var. Şu an sonuncu maç Albacete maç, tamam. Birden biri %20. Bunun %2 fazlası ve %2 aşağısını alacağım. Yani 18'den 22'ye kadar alacağım. 3 görüldüğü gibi 3 4 6 7 14 15 13 13 14 17 16. Şuradaki 13 kaldırmam gerekiyor mesela. 3 3 18 17 20 19. Burada da sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok. Şimdi soluma geldiğimde 3 adet gollü ev sahibi galibiyeti, 3 adet de deplasman galibiyeti görüyorum. Ev sahibinin gol bile atamadığı. Buradaki favorilerin yüzdelerine bakarsak o skorlardan anlayacağımız gibi hemen hemen yakın maçlar gelmiş. Peki neden birden birler var ve ikiden ikiler var? Bunu ortaya çıkaracağız. BT olabilir mi? Olabilir ama burada zaten çoğu bu şekilde kalmış. Şimdi ben bu Albacete maçının ne bitmesi gerektiğini düşüneceğim. 2 tane 2'den 2 var, 3 tane de 1'den 1 var. Allah Allah diyeceğim. Ve bir tane de 1-0 skor var. Bir tane de 4-0 var. Geri kalanların hepsi gollü. Yani karşılık gol var desem 2 tane maç beni patlatıyor. Üst desem bir tane maç beni patlatıyor. Sağıma geleceğim. Burada aslında ESO 2 ve ESO 1 şeklinde ortalamalar var. Bu ESO 1 ve DESO 1 saf iki takımın skor ortalamasından ortaya çıkan. ESO 2 ve DESO 2 de rakiplerinin yedikleri golün de avantajı. Son zamanlarda artan ya da azalan skor formları, şurada ESF ve DSF, bunların da devreye girdiği biçimde artan ve azalan verilerinin çıktığı yer. Misal burada ev sahibi takımının ESO 1 en saf hali 3.28 ev sahibinin gol ortalaması. Fakat burada hem ev sahibinin skor formunu da görüyoruz. %31 aslında daha formdalar. Fakat belli ki rakibi Lille'in daha az gol yemesinden kaynaklı bu ortalama 2.39'a düşüyor. Daha böyle ideal bir kıvama geliyor. Aynı şekilde mesela burası da 0.92. Ev sahibinin aslında skor formu da kötüymüş. Fakat deplasman takımı belli ki bayağı bir gol yiyor ki bunun ortalaması 1.21'e yükseliyor. Şimdi burada kalan maçları görüyoruz. Burada yapmak istediğim olay şu. En saf halleri ya da rakiplerinin ortalamasının alındığı skorlar. Şimdi burada 49 diyor. Ben bu 49'a yakın olanları seçsem 48 ve 51'i, 63 ve 64 gitti. Soluma geldiğinde 3 tane maç kalıyor. İkisi 2'den 2 bitmiş. Biri 1'den 1 bitmiş. Onlardan biri de Osasuna. Tamam dedim. Mesela buraya bakmam gerekiyor. Şu an SO2, DSO2 yaptım. Buraya baktığım zaman Albacete 1.25 ortalamayla şu iki maça daha fazla benzediğini görüyorum. 1.31 ortalamayla da hani 1.51 daha fazla aslında. İki tarafa da, her tarafa da yakın. Bundan bir sonuç alamadığım için en saf hallerine gideceğim. 41 diyor ya. Bu sefer burada ne var? 41, 42, 41 var. Bir tane de 35 var. Diğerleri 65 ve 81. 65 ve 81'i kaldırdığımda 3 tane maç kalıyor. Yine Osasuna buraya giriyor. Şimdi dikkatle bakarsak burada
Çok mu ileri gittim? Burada şu 35'i de çıkarttığım zaman hemen hemen skor olarak birbirine yakın olanlar geliyor. Şimdi burası ESO 1'in buraya ortalaması. Buranın buraya ortalaması. Hemen hemen aynıymış bunların. ESO 2'lerine baktığım zaman 49, 51, 51. Tamam. Hemen hemen yine aynı maçlar gelmiş oldu. Peki bir şey daha. Şimdi şu maça daha çok benziyor değil mi? 38, burası 39, burası da 37. Ama burada iki takım da 37'ymiş. Burası önemli değil. Burada iki tane 3.5 alt var. Burası olabilir mi? Çünkü burası 1.5 istiyor. Bak burası olabilir. Şimdi yeni bir eleme usulü baktığımızda. Ayrıyeten şurada ESO 1 ve DESO 1'e geldiğim zaman 1.20 en yakın 1.10'a yakın değil mi? 1.72'de en yakın 1.57'ye yakın. Baktığımda 1.04, 1.01 bitti. Beni burada Araf'ta bırakan bir olay. Duyurgardens favori, Eibar, burada Albacete favori mesela. Ev sahibi takım favori, burada deplasman takımı favori. Ama her halükarda deplasman takımı kazanıyor. Tamam, demek ki bu böyle. Şimdi 201. sıradaydı galiba. Osasuna'ya bir gidelim. Osasuna özelinde bir analiz yapalım. Aynı yere geliyorum. Skoru kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. İlk yarı maç sonuçlarına geliyorum. Maçımız şu. %20 diyor. Buradan yine bir tane %25 var. Onu çıkarttım. %3, %4, %6, 7, %14, 13, 15, %13, 14, %17. Burada %13 yeniden gidecek. %3, %17, burada %20'ler var. Bunlar gider. Ve %6. Şimdi kaldı geriye önceden oynanmış iki tane maç. İkisinde bu şekil bittiğini görüyorum. 2-1, 2-1 bitmiş. Peki bunda o ESO 1 ve DESO 1 muhabbetine gel bakmadık. Bakacak olursak ESO 2 de buraya uymuyor. ESO 1 de buraya uymuyor. O zaman ben Osasuna maçını oynayamıyorum. Oluyor. Buralar uyuyor. Buralar uyuyor. Ben şimdi Albacete Eibar maçında aynı analizi yeniden hızlı biçimde yapmak istiyorum. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra ilk yarı maç sonucuna geliyorum. 25 kaldırdım. 14, 13, 14, 17. Buradan 13 kaldırdım. 18, 17, 20. Tamam. Şimdi başka kaldıracak maç kalmadı. 20, 19, 18, 3, 6, 14, 13, 15, 13, 14, 17, 16, 3, 18, 20, 17. Tamam. Buraya geliyorum. Şimdi yeniden ben 3.5 alt olmasını istiyorum. Bakıyorum önümde ne güzel maçlar var. Şu 1-0 buraya neden girdi? Favoriydi kazandı. Osasuna favoriydi kazandı. Slavia Prag Lille Slavia favoriydi kazandı. Burası şey. O zaman ben Albacete maçında favori ev sahibi olduğu için ev sahibi kazanır diyecektim. Kaybedecektim. Öyle olmuyor işte. Gördüğüm özelinde handikap 0 bittiğini görüyorum. İki takımdan biri handikap 0'la kazanıyor. Burası benim işime yaramıyorsa benim işime neresi yarayabilir? Bunu düşünmem gerekiyor aslında. Şimdi benim Albacete özelinde burada ESO1'de 1.20 ortalamam var ve 3.28 bana göre çok fazla. 1.72 ortalamam var. 0.50 bana göre çok az. 1.25 ortalamam var. Okey. 1.01 ortalamam var. Okey. Sağıma geldiğimde bu sefer 2 tane maç kalıyor. Favori takım kazanıyor. Favori takım kazanıyor. Ben de beklerim ki Albacete bu maçı kazansın ama kazanmıyor. Kazanmıyor. Kazanamıyor ya da. Bunun için nasıl bir analiz yapabilirim? Ben hiç bilmiyorum. Çünkü 48-49-51 yakınlar. Şuraya bir bakabilirim. Burası 1. Bura okey.
Burası 3 şeyle Osasuna maçıyla uyuşuyor. Burası 5 yine Osasuna maçıyla uyuşuyor. Buna yani benziyor. Yani ev atak konversiyon rate. Dep atak konversiyon rate. Şurada şöyle bir olayımız var şimdi. Az önce ne demiştim? Veri yetersizliğinden kaynaklı. Şimdi burada bunda hafif turunculuk yok diye aldanılmasın. Bu da hafif turuncu aslında. Çünkü veri yetersizliği. Şimdi burada bir şey olmuş. Ne olmuş? XG değerleri var burada. Şimdi konferans liginde Maribor'un XG değeri nasıl olsun? Hadi Duyurger'den İsveç liginden buna okey. Ama Maribor nasıl olsun? İspanya 2. liginde de belli ki yok. XKD, KXT ya da KDX. Bunlar uyuyor ama aslında alakası yok. Belki XG'ler olsa bu takımlarda buraya benzeyebilir. Burayı da kıyaslayamayacağım. Savunma doğru geliyorum. 20, 19, 3, 6, 14, 13, 14, 17, 3, 18, 20, 18, 17. Yani üsttekine benziyor aslında. Daha çok. Nasıl bir sonuç almam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Burada bunları kıyaslayabileceğim bir alan yok. Buralar okey. Bir görüyoruz ki Osasuna maçına daha çok benziyor. Yani şu maçı buradan çıkartabilmem mümkün durmuyor. Şu GR'a baksam eksi 42, eksi 51, 19, 10. Uymuyor hiçbir şekilde. Hatta şöyle, aynen daha çok benziyorlar. Sadece bir skorun ortalaması farklı burada. Şeyin ilk yarı maç sonucunun onun dışında aynı. O zaman anlıyorum ki körü körüne tutulmamak gerekiyor. Bir şöyle şuradan başka bir maç sonucunu bilmediğimiz bir maçı şey yapalım. 7 tane diyor. Bunlardan sonuncusunu aldım. Sonra soluma geldim. İlk kelimen sonucu 20 diyor. Burada 23 var çıkarttım. 17-15 var çıkarttım. %3, 4, %6, %14-12, %13-14, %16-15-17, %4-3, %18-19, 22 kaldırdım. %6. Şimdi benim son maçım buydu. Aynı şekilde buraya da bakarsam 58, 55, 54 yakınlar, 59, 57 yakınlar. Skorun sonuca bakmadan önce şurada şuraya bakabilirim. 2.20, 1.70 hemen hemen benzerler. 1.5 üst tepsi ve burada 2 tane maç var. 2'den 2 bitiyor. Karşılık gol var 2.5 üst bitiyor. Bu da karşılık gol var 2.5 üst bitiyor ama Minnesota favoriyken bu maçı kaybediyor. Karadağ favoriyken bu maçı kaybediyor. Norveç favoriyken bu maçı nasıl kazanıyor? Mesele aslında bu. Nasıl kazanıyor? Yani sorun nedir? Niçin? Ben çözemedim bu olayı. Ha, bu ikisinden biri olacaktı. Sen 2'den 2. %40, 1.5 üst. Bunu deneyelim mi? %40. Over 1.5 üst.
Buna da bakınca 3 tane maç gördüm. Ev sahibi favori berabere bitiyor. Ev sahibi favori 2-1 kazanıyor. Deplasman favori 3-2 kazanıyor. Ev sahibi favori 2-1 kazanıyor. Yani bunları birleştirmek gerekebilir. Bir o şekilde, bir bu şekilde tarzında. 240. sıradaki maç analiz ediyoruz. Bu kez de şunu yapabilirim. Bunu da deneyeceğim. 6, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. 4'ü kaldırıyorum. 0, 1, 2, 3. Sonra soluma geliyorum. 58 diyor. 55'ten 61'e kadar olanları alıyorum. Soluma geliyorum. DFPT DF IG alanında eksi 3 diyor. Buradan artıları kaldırıyorum. Artı 4 diyor. Buradan da eksileri kaldırıyorum. Hemen hemen bu şekilde ortaya bir sonuç çıkıyor. Genellikle 2-1, 1-2, 1-2, 0-2, 2-0, 0-2, 2-0, 3-0, 2-1, 1-2 skorlarını görüyorum. Bu da demek ki bir işime yarayacak. %40 üzerinden 39 ve 41 var yakın olarak. Bunları aldığım zaman da 1-2, 0-3, 1-2 skorlarını gördüm. Geri kapatıyorum. Over 1.5 üst diyeceğim yine. 2-1, 1-2, 0-2, 0-3, 1-2 görüyorum. Burada International favori maçı kazanıyor. Atletik PR favori maçı kaybediyor. Nashville favori maçı kaybediyor. Kosova favori maçı kaybediyor. Karadağ favori maçı kaybediyor. Favorinin maçı kaybetmesi çok kötü aslında. Burada 2.20 ortalama var. Buradan 0.76'yı kaldırayım. 1.50, 1.70, 1.25. Gördüğüm kadarıyla 4 tane maç, 3 tanesi 2-1 skora sahip. Bunu kaldırsam, şunu da kaldırsam, neden böyle kaldı ki? Bunları kaldırdım. Ne yaptım ben? Geldim, şunlara girdim, buraya girdim. Sonra ne yapabilirim? Kelime sonuna baksam 20, 34, 35'i göndersem 1, 2, 0, 3. Bunu kaldırıyorum. Kaldır, kaldır. Şimdi ne yaptım? Buraya girdim, buraya girdim. Sonra buraya geldiğimde ne yapabilirim? İkiden bir, ikiden bir. Sıfırdan iki, sıfırdan iki. Sıfırdan iki. 2'den 2, 0'dan 0, 2'den 2, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 0, 0'dan 1, 0'dan 0, 0'dan 2, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 0, 1'den 1, 2'den 2, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 1, şeklinde sonuçlar. Over 1.5 üst diyelim. 2'den 1, 2'den 1, 0'dan 2, 0'dan 0, 2'den 2, 0'dan 1, 0'dan 1, 2'den 2, 0'dan 2, 0'dan 1, 2'den 2. Bunu eline kaldırıyorum. 40'tı. 40, 40, 1, 39. 1, 2, 0, 1, 0, 3, 1, 2. Buradan 39 ve 41'i kaldıralım. Joen Chai favori maç kaybediyor. Deri favori maç kazanıyor. Muhammed favori maç kazanıyor. Eksi 3 diyordu burası. Eksi 3. Eksi 1, eksi 5. Bu şekilde alsam. Burası da 4 diyor. 3, 4. 1, 3, 4 diyelim. Ya, alakası yok. O kadar detaylı olmasının bir alakası yok yani. Kapattım bunu. Direkt ilk yarım sonucuna gelsem. %20 idi. 18'den 22'ye kadar al. 3, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 12'den 16'ya kadar. 13, 11, 16. Burada 13 gönder. 16'ydı.
21'i gönder. 4, 3, 4, 18, 22'yi gönderdim. 6, tamam. Şimdi baktığım zaman 0-2, 0-1, 0-3, 1-2 hepsinin maç sonu 2 bittiğini görüyorum. Malmö favori kaybediyor. Erfurt favori kaybediyor. Kosova ve Karadağ favori kaybediyor. Burada Norveç kazanıyor. O zaman ne yapabilirim? Yine ilk yarı maç sonucunu boşaltalım. Norveç maçına geldim. Direkt 40 dediğimde ne olmuştu? Bunlar olmuştu. Bunu kapatıyorum. Direkt 1.5 üst dediğimde ne olmuştu? 2-1, 3-2, 2-1, 1-1, 0-2, 3-2, 1-0, 0-3, 1-2. Burayı da kapatıyorum. Eksi 3 diyordu. 0 eksiler kalsın. Bursa 4 diyor. Eksiler gitsin. Ben az önce bu şekilde yapmadım ama şimdi doğru dürüst yapalım. Eksi 3'tü ya. Ben 2'den sonrasını kaldırdım. Bursa 4'tü. Eksi 1'e kadar bıraktım. Sonra geldim buraya. 2-1, 1-2, 1-2, 0-2, 2-0, 0-2, 2-0, 3-0, 2-1, 1-2 şeklinde gördüm. İnternasyonel favori 2-1 kazanıyor. Çuvanca favori 1-2 kaybediyor. Atatürk PR favori 1-2 kaybediyor. Nashville favori kaybediyor. Sparta Prag favori maç 2-0 kazanıyor. Karabağ favori maç kaybediyor. Beşiktaş favori maç kazanıyor. Kosova favori maç kaybediyor. Barnsley favori maç kazanıyor. Karadağ favori maç kaybediyor. Norveç favori maçı kazanıyor. Çek Cumhuriyeti gelmiş. Favori maçı kazanmış. Çek Cumhuriyeti verisi yok tabi burada. Ne yapmıştık? Ha, ben şimdi bir de şunu da girsem. Böyle bir sonuç ortada kalıyor. Şunu girmek istersem tamam, hiç gerek yok. Bu video benim referansım olsun.